Efendim seçim özelde karşınızdayız. Bursa'nın yeni nesil televizyonu Bursa TV'de Türkiye'nin gündemini, Bursa'nın gündemini, seçimi konuşuyoruz. Bugün yine çok özel konuklarımız var. Milliyetçi Hareket Partisi Osman Gazi Yıldırım ve Nilüfer İlçe Başkanları bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Osman Gazi İlçe Başkanı Sayın Yavuz Bülbül, Yıldırım İlçe Başkanı Sayın Erkan Subaşı ve Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar. AK Parti ve CHP İlçe Başkanlarımızı ağırladık ve sizlerle bugün bir aradayız. Konu malum. Evet. Ama bu malum konu içerisinde MHP'nin dünden bugüne duruşunu, bakışını, kararlarını biraz da tabii Bursa ölçeğiyle değerlendireceğiz. Tabanda sizler gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Osman Gazi ile ben başlamak istiyorum. Özellikle önce Türkiye'nin fotoğrafına sizin pencereden nasıl bakmamız lazım, nasıl okumamız lazım bu fotoğrafı ve nereye doğru gidiyoruz? 1 Kasım bizim neyimizi değiştirir? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle son günlerde şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, şerefli ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeleri ve duruşu olan siyasi bir partidir. İnsanlarda şöyle bir kaygı oluyor genelde. Biz çeşitli beklentileri oluyor Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Ben çalıştığım iş yerinde bir gün bir bayan geldi. İşte hoşbeş sohbet esnasında bize şunu sordu. Ya bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi beklediğimizi vermedi dedi. Ben de kendisine şunu sordum. Siz Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi oy verdiniz? Hayır dedi, ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermedim. Fakat beklentileri var insanların Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Oy vermiyor ama ne yapıyor acaba, evet, diye de izliyor insanlar. Yani şöyle bir slogan vardı bizim sosyal medyamızda. MHP'ye oy veren %16, akıl veren %84. Biz birçok televizyon kanallarında da şunu görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir mensubunun olmadığı, siyasi temsilcisinin olmadığı kanallarda sürekli olarak Milliyetçi Hareket Partisi eleştiriliyor. Bu şunun için yapılıyor. 7 Haziran gecesi biliyorsunuz genel başkanımız çıktı bir konuşma yaptı. Fakat insanlarda şu algı oluştu. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı ilk gün ilk gece bir konuşma yaptı ve erken seçim istedi. İnsanlara bu dayatıldı. Algı öyle değildi aslında. İlk konuşmayı herkesin bildiği gibi başbakan, AK Parti genel başkanı Sayın Davutoğlu yaptı. Fakat insanlara sürekli olarak bu pompalandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her şeye hayır dediği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzlaşmaz bir tavrı olduğu, inatla siyaset yaptığı söylendi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi tabanı olarak genel başkanımız seçimden önce, yani 7 Haziran'dan önce bize ne söylediyse, genel merkezimiz ve genel başkanımız 7 Haziran'dan sonra da aynı duruşu sergiledi. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi seçimden önce ne söylediyse seçimden sonra da onu yaptı. Fakat insanlarda böyle bir algı oluştu. O bu bilerek oluşturulan bir algı. Bu halka bu şekilde pompalanan bir algı. İşte 1 Kasım sonuçlarına gelince buradan yola çıkarak Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran'da ne söylediyse 7 Haziran'dan sonra da aynısını yaptı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalan söylediği herhangi bir konu yok. Yok, söylemlerini bozmadı. Yani az, evet, çok izlediğinizde televizyon yayınlarında genel başkanın ifadelerini dinlediğinizde iki söylem arasında çok böyle ciddi bir farklılık yok. Ama dediğiniz gibi hani karşıyım, karşı her şeye karşı. Karşıymış. Ahmet Uğurlu'nun bir dönem bir televizyon, evet, dizisi vardı. Bu biraz da böyle anlatıldı. Böyle bilerek ve isteyerek anlatıldı. Genel başkanımız çıktı ilk gün şunu söyledi. Dedi ki seçim sonuçları ortadadır. Bu sonuçlardan bir koalisyon doğacağı kesindir. Bu koalisyonu 3,5 yıldan beri çözüm sürecini kol kala, el ele beraber yürüten AK Parti ile Halkların Demokratik Partisi'nin yapması doğal gelinen bir süreçtir. Madem bu sürece beraber başladılar, beraber yürüsünler. Eğer o olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi ile, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi de çözüm sürecinin devamından yana, bunlarla beraber yapsınlar dedi. O da olmazsa geniş tabanlı bir koalisyon, yani CHP, HDP ve AK Parti'nin içinde MHP'nin olmadığı, evet, onu, bir parti, ifade etti. İçinde MHP'nin olmadığı bir koalisyon olabilir. Fakat bunlar da olmazsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli şartları vardır. Bu şartları da bir, yani 4 madde olarak algıladığımız bir 17-25 Aralık operasyonu gün yüzüne çıkartılsın. Çünkü bazı AK Partili arkadaşlarımız şunu söylüyor. Bu AK Parti üzerine, Recep Tayyip Erdoğan üzerine yapılan bir komplodur. Biz de diyoruz ki madem bu komplo, bu komplo ortaya çıksın. Eğer burada herhangi bir yolsuzluk, rüşvet varsa bu da ortaya çıksın. Bu adalete taşınsın. Tek derdimiz, temennimiz bu. Daha sonra çözüm sürecinin tamamen ortadan kaldırılması. Çünkü çözüm sürecinin ülkeyi ne hale getirdiğini, nerelere soktuğunu AK Partililer de, CHP'liler de, halkımızın tamamı bunu gördü. Daha sonra dedik ki anayasamızın ilk 4 maddesi,
Biliyorsunuz 1, 2 ve 3. maddeleri devletimizin temellerini oluşturan maddeler. 4. maddede ilk 3 maddeyi koruyan, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddedir. Bunlar ve son olarak da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal çerçevesi içerisinde kalması. Yani bir AK Parti Genel Başkanı gibi davranmaması, siyasi bir partinin temsilcisi gibi veya onun bir mensubuymuş gibi hareket etmesi, Cumhur'un yani halkın başkanıymış gibi davranması. Bu istekler ve arzular da tamamen Türk milletinin çıkarları da olsa istenen ve arzular doğrultusundaydı. Fakat dediler ki biz bunlara da yanaşmayacağız. Seçimden hemen sonra da biliyorsunuz bu süreci bizim halkımıza iyi anlatmamız lazım. AK Parti Genel Başkanı Sayın Davutoğlu hiçbir partiye yani hem bize hem CHP'ye kesinlikle koalisyonu teklif etmedi. Şunu söylediler, biz ya seçim hükümetinde bizimle beraber yer alın ya da azınlık hükümetimizi destekleyin. Aynı şeyi bize de teklif ettiler. Zaten bizim görüşmemiz onların 33 gün sürdü, bizim 2,5 saat sürdü biliyorsunuz. Bu şekilde bir gördü. Fakat bu algıyı sanki Milliyetçi Hareket Partisi her şeye hayır diyen, hiçbir şeyle uzlaşmayan, uzlaşmaz bir tavrı olan hayırcı bir partiymiş. Genel başkanımıza da bu soruldu. O da şöyle bir cevap verdi. Demek ki MHP yani Milliyetçi Hareket Partisi hayırlı bir parti. olarak Erkan Bey, hayırlı bir parti mi? Yani bu hayırları nasıl okumak lazım? Hayır hayır deyip sonra direkt bayıra karşı zorlanmayalım. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen Bursalı hemşerilerimize, teşkilat mensuplarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de yeni yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Başarılı olacağınıza da eminim. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ben de vatanın milleti için şehit olan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Türk milletine sabırlar diliyorum. Yaralı olan yine silahlı kuvvetlerimize de acil şifalar, silahlı kuvvetler mensuplarına da acil şifalar diliyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, evet, bir algı oluşturuldu her şeye hayır diyor diye genel başkanımızın. Ama madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman genel başkanımız nelere hayır dediğini gün yüzüne biz Allah izin verirse teşkilat mensupları olarak genel başkanımızla birlikte gün yüzüne çıkaracağız. Biliyorsunuz 2,5 saatlik bir başbakanla koalisyon görüşmeleri olmuştur. Bunu biraz içeriğini açmak gerekiyor. 2,5 saat içerisinde neler konuşulduğunu açmak gerekiyor. İlk 2 saat boyunca PKK terör örgütünden, IŞİD'den bahseden Sayın Başbakan'a genel başkanımız tarafından Sayın Başbakan burada ne için görüşme yapıyoruz sorusuna geldiğinde son yarım saatlik bir süre içerisinde geçici hükümet kuralım, seçim hükümeti kuralım gibi tekliflerle geldiğini biz biliyoruz. Genel başkanımız da ne seçim hükümetinde ne de geçici hükümette olmayız dediğini de biliyoruz. Bir koalisyon teklifiyle başbakan genel başkanımıza gelmemiştir. Zaten genel başkanımızın, demin Yavuz başkanımızın da izah ettiği gibi 4 tane kırmızı çizgileri vardı. Ben buradan Bursalı hemşerilerime de söylemek istiyorum. O 4 tane kırmızı çizginin nesine hayır dediler, niye kabul etmediler? 17-25 Aralık yolsuzlukla mücadele niye edilmesin? Cumhurbaşkanı elinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de seçim meydanlarında bir partiye 400 tane milletvekili isterken Cumhur'un başına yakıştı mı bu? Daha sonra anayasanın ilk 4 maddesi niye kabul etmediler? Yine geriye kalan çözüm süreci ile alakalı bizim ihanet süreci dediğimiz süreci niye devam ettirmek istediler? Genel başkanımız çözüm süreci hakkında baştan beri ihanet sürecidir diye adlandırdı. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Cumhurbaşkanı tarafından da evet hatalı bir süreçti. Bu süreç içerisinde PKK terör örgütü güçlenmiştir, silah depolamıştır deyip itiraflarını da duyduk. Genel başkanımız bunu en başından beri izahını yapıyordu. Bir de siyaseti mutlak surette ilkeli yapmak gerekiyor. Şu an bir algı operasyonu var. Demin sizin de izah ettiğiniz gibi her şeye hayır, her şeye hayır demedi genel başkanımız. Milletin gözünün içine baka baka, baka baka yalan söyleyerek Milliyetçi Hareket Partisi bizimle koalisyon kurmamıştır diyenler kesinlikle yalan söylemektedir. Genel başkanımızın net ifadesi vardır. Biz elimizi taşın altına değil gövdemizi taşın altına koyarız demiştir. Bu anlamda da bu seçim süreci içerisinde de ben Yıldırım'da, Yavuz Başkan Osman Gazi'de, Osman Başkanım da Nilüfer'de
halkımıza bunları tek tek anlatacağız Allah'ın çok izniyle. Çok fazla da zaman yok tabii Sayın Başkan. Yani bu çerçevede elbet seçmen de şu son birkaç ayı zannediyorum iyi analiz edecek. Evet. Yani ülkenin gerçeğini, terör olaylarını, yani dışarıdan bakışı, içeriden bakışı, top dönüyor dolaşıyor tabii şeyde seçmene geliyor. Seçmen hani 90'dan mı atacak golü, başka türlü mü atacak, nasıl yapacak? Bunu da tabii yaşayarak göreceğiz ama evet. Herkes düşünerek hareket etmeli. Yani tabii ki olmazsa olmazlarımız var. Hani bu toplum içerisinde, devlet içinde devlet kurma mantığını kim benimser? Bunu benimsemenin zaten izahı yoktur yani, başka bir şey. Şimdi şu var, bir süredir maalesef çok üzücü sürekli şehit haberlerimiz var. Evet. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben de haberleri izlerken zaman zaman hani hepimiz işte evli baktığı insanlarız, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Gözlerimin yaşardığı anlar da oluyor. Yani o acıyı algılamak çok çok başka bir şey. Buradan tabii yola çıkarsak herkesin birçok noktada neyi neden yaptığı da iyi analiz etmesi lazım. Kimse istemez kaos. Yani siyasette istikrar şart. Bu siyasette istikrarı nasıl yakalayacağız sevgili Osman Başkanım? Ben de bu satayla çalışanlara sizin nezdinizde bizi çağırdığına teşekkür ederim. Başarılar dilerim yeni yayın hayatınızda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza aziz şifalar diliyorum. Şehitlerimiz demişken ben yani bunu bir de 10 gündür çok yaşayan, birebir yaşayan biri olarak. Çünkü şehit yarbayımız İlker Çelikcan bizim mahallemizde, komşumuz. Onu birebir yaşadığım için yani o ailenin durumu gerçekten anlatılması çok zor bir çok olay. Çok zor. Ateş düştüğü yeri yok. Ateş düştüğü yeri yok. İşte bizler tamam gittik, hep onların yanında olmaya çalıştık ve normal hayatımıza döndük. Ama onlar artık bundan sonra Allah sabır versin diliyorum geride kalanlara. Hepsine şimdi sabır versin. Dediğimiz gibi yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 7 Haziran'da ne demişsek şu anda da aynı şeyleri söylüyoruz. Ve sevindirici tarafı da yani iktidarın 7 Haziran'da tam karşı durduğumuz ilkelerimize bizden fazla sahip çıktığını görüyoruz şu dönemde. Yani ne değişti bu 7 Haziran'dan bu zamana baktığımızda? İşte açılım sürecine karşı olduğumuzu hep beyan ettik ve şu anda bizden farklı düşünmediğini icra ediyorlar, söylüyorlar iktidar kanadı. Yani aklın yolu bire mi geliyor, ne dersiniz? Artık, yani o yüzden bu seçmenin ölçüp biçip ona göre karar vereceğine ben inanıyorum. Şimdi dediğimiz gibi bizden olmayan ölüm hakkı, yani bizden o yaşama hakkı tanımayan bu iktidarın sonradan karşı muhalif gruplarla bir araya geldiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi gezici olayları yaşadık geçmişte. Gezici olaylarında ben sporun da içinden geldim. Çarşı grubumuzu, Beşiktaş Çarşı grubumuzu neredeyse darbeye teşebbüsten mahkemeye, savcılığa vermişlerdi. Şu anda geçen işte yayınlandı, savcılık beraatine karar verdi, soruşturmaya gerek yok. Aynı olay paralel yapı ile 11 yıl birlikte hareket eden bu artık ne diyeyim iktidar 11 yıl sonra kalktı. Bizim ilk 11 yıl önce de söylediğimiz, daha sonra da söylediğimiz şeyleri şimdi söylemeye başladı. Bunlar devlet içinde devlet oluşturmuşlar şeklinde. Bunlar kendi beyanatları, bizim değil yani. Biz daha önce söylemiştik zaten onları. Ve bu iktidarın kurulmaması, koalisyonun kurulmamasını hep bize, ilk işte genel başkanımızın ilk günkü açıklamasına istinaden ortaya algı operasyonuyla işte hiçbir yerde yoklar şeklinde uzlaşmaz tavır sergilediğimizi söylediler. Ama hiç de öyle olmadığını, bunun kurulmama görevine kimin verdiğini kendileri söylediler. Arınç Bey olsun, Sayın Arınç. Kendileri. Bizler ne kadar söylesek de inandırıcı olmayabilirdi. Onlar muhalefet zaten deyip inandırıcı olmayabilirdi. Ama artık sorgulamaya da başladılar. Kendi işlerinde bazı şeyleri sorgulamaya başladılar. İşte çıkıp bunun kurmama görevi verildiğini kendileri ima ettiler. Evet. Bu şekilde. Bir de ekonomi, ekonomiyle övünen bu iktidar 13 yıldır. Belli bir gelmeden önce bir çalışma yapayım dedim. Yani bizler borç alırken eş dosttan
ya çeyrek altın veyahut da dolar bazında şey yapıp karşılık, çünkü faiz almadığımız için. Komşudan altın da dolar da aldıysanız yandınız. Yandınız işte. Ama şimdi işte 2003'te askeri ücret 318 bin lirayken altın 22 liraymış ve 10 taneye tekabül ediyormuş. Ve 2015'e geldiğimizde asgari ücret 1000, küçük çeyrek altın 178 ve bu adede vurduğumuzda 5,5 altına. İşte ekonominin geldiği nokta. 17 altını kedi mi götürdü? Kemal Bey'in şerosu da değildir belki ama. O işsizlik oranları. Ben genel olarak, çünkü arkadaşlarımız bu 7 Haziran ile 1 Kasım arasını izah ettiler kendileri. Ben değişik işsizlik. Türkiye İşsizlik Kurumu'nun kendi resmi kurumları yani. 2010 Haziran sonu itibariyle 226 bin işsizliğimiz oluşmuş. Yeni işsizliğimiz oluşmuş. Toplamda 2 milyon 880 bin. Son 2 yılda bu nasılsa milli gelir bize yansımıyor nedense. Milli gelirle övündüler. İşte 10 bin dolar olduğunu söylediler kişi başına. O da şu anda revize olmuş vaziyette. 822 milyar olan milli gelirimiz şu anda 772 milyara düşmüş. O da işte 7 bin lira, 3 bin lira gitti cebimizden şu anda. Gerçi 10 bini görmedik de cebimizde. İşte onlar o şekilde izah ettiler. Dolar, gezi şeylerinde de dolar mevzusu oldu. 1.80 iken gezi olaylarında 1.90'a çıkmıştı dolar ve ayağa kaldırmışlar. Bunlar demişlerdi ki faiz lobisiyle iş yapan kesimler bu gezi olaylarını ortaya koydular. Şu anda 1 lira değer artışı yaptılar ve bunu normal olarak karşılıyor. Aynı sözü. 10 kuruşluk bir artışta ayağa kaldıranlar şimdi 1 liralık artışta normal karşılıyorlar ve bunun sonucu da tabii vatandaşa yansıyor. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, siz rakamları özetlediniz. Hani ülkenin bu ekonomik şablonuna baktığımızda ekonomiden anlayanlar açısından birçok soru işareti doğuyor. Tabii vatandaş da cebine bakıyor. Evet. Bu cepteki 10 lira yarın alamadığı zaman o da kendine göre hareket ediyor. Ama ben de dilerseniz partinizin rakamlarıyla yola çıkayım. Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer'de ortalama 2015 rakamları, hani 17.67 ile 16.43 arası. Yıldırım'da 16.43, Nilüfer'de 17.58, Osman Gazi'de 17.67. Evet. Şimdi genel anlamda baktığımızda şunu ben de samimiyetle söyleyeyim. Siyasi etik açısından Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman duruşunu bozmuyor. Söylemlerinde oraya buraya çark etmiyor. Yani ne söylediyse onun arkasında duruyor. Bunun tabii sonuçlarına da bir şekilde katlanıyor. Ya puanı düşüyor ya vatandaşı ikna edemiyor falan. Şimdi her şeye rağmen hani bir duruş diyorsunuz, bir dik duruş diyorsunuz, söylem diyorsunuz, rakamları özetliyorsunuz ama bir türlü toplumu ikna edemiyorsunuz. Burada sevgili başkanım, nerede hata yapıyorsunuz? Hani madem söylemler çok doğru, çok mantıklı, çok akılcı. Toplum niye buna itibar etmiyor da? Hani şu var, geçen diğer partilerin temsilcilerine de sordum. Yani AK Parti'yi genel anlamda baktığımızda %60 toplum çoğunluğu istemiyor diyoruz. Bak %60 çoğunluk istemiyor. CHP'de %75'i istemiyor. MHP'yi de hani istemiyor mantığıyla bakarsak bu oranlarla da %80'e yakın, 82'ye yakın bir oranda toplum da kabul görmüyor. Bu mantığı nasıl izah etmek lazım ya da hani mutlaka siz kendi içinizde analiz ediyorsunuz ama MHP'nin acaba ne problemi var? Yani dokunma sorunum var, iletişim sorunum var. Hani savunduğu ilkeler bu ülkede yaşayan herkes için olmazsa olmaz, hani hepimiz için mantıklı kavramlar fakat mantık bir türlü ileri gitmiyor rakamlarda. Şimdi Sayın Karlı, şimdi şöyle bir durum var. Onurlu yaşamanın bir bedeli vardır. Şimdi diyelim ki ülkemizin herhangi bir bölgesinde, gelmeden önce birkaç arkadaşa da bu örneği veriyorum. Diyelim ki Antalya'da ahlaksızlık artmış, kumar artmış, hırsızlık artmış. Siz bir siyasetçi olarak oraya gittiğinizde bu halkın geneli böyleyse dersiniz kardeşim ben burada kumara ön vereceğim, tefeciliğin önünü açacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım derseniz oradaki halktan oy alabilirsiniz. Popülist politikalarla. Şimdi başbakan, yani AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, şimdi AK Parti Genel Başkanı diyorum, Cumhurbaşkanlığı yapmadığı için AK Parti Genel Başkanı diyor. Doğu'ya gittiği zaman şunu söylüyor, Kürdistan'a selam olsun. Bunu defalarca söyledi. Şivanperver'le, Barzani'yle, hatta Barzani'yi kendi kongresine getirip Türkiye seninle gurur duyuyor
sloganları attırdı. Buraya geldiği zaman Kürdistan'a selam olsun diyor. Batı'ya gittiği zaman da ne Kürt sorunu kardeşim diyor. Daha sonra buradaki billboardlarında, reklam billboardlarında Türk bayrağı var. Doğudaki billboardlarında Türk bayrağı yok. Oradaki ne mutlu Türk'üm diyene yazıları çıkartılıyor. Buradaki yazılar devam ediyor. Şöyle yapıyorlar, bir anket yapıyorlar. Diyorlar ki, milliyetçi oylar bizden gidiyor. Ne yapalım? Hemen bu Göktürk kitabelerine bir asfalt yapalım, 30-40 kilometre. Bakıyorlar, dindar oylar bizden gidiyor. Ankete göre yönetiyorlar. Ne yapalım? İşte Ayasofya Camii mi olsun, ne olsun, öyle mi olsun, böyle mi olsun? Bir bakıyorlar, ya işte bizden Kürt oyları gidiyor. İşte Kürtçeyi şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Kürtlere özgürlük vereceğiz. Yani siz memleketi ankete göre, ne bileyim popülist politikalara göre yönetmeye kalkarsanız ülkenin geleceği durum budur. Geçen bir polis memuru abimizle konuşuyoruz. Kendisi AK Parti'ye gönül vermiş abilerimizden. İşte koalisyonun kötü olduğunu, istikrarın iyi olduğunu söyledi. Yani tek başına iktidarın. Ben de kendisine şunu sordum. Dediklerinize katılıyoruz. Aynen katılıyorum. Fakat siz bir polis memurusunuz. Bugün üniformanızı giyin. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, ne bileyim işte Hakkari'de tek başınıza yürüyün. Endişe ve korku duymadan yürüyün. Yürüyebilir misiniz? Dedi ki yürüyemem. Ya burada yürümekte endişe ediyor. Şimdi siz devleti popülist politikalarla, yani halkın hoşuna gidecek, ağzına bal çalacak politikalarla yönetirseniz %50'lik oy alabilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir tabii ki tek başına iktidar olma arzusu ve temeli var. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi toplumun temeline, istek ve arzularına, yani bu şekilde istek ve arzularına yön vermez. Kendi doğruları vardır. Toplumu bu doğrulara çeker. Doğru da budur. Takdir ederseniz ki siz hem bu Fethullah Gülen'in devlet içerisindeki yapılanmasına karşı geldiğinde 2009 yılında ben onlarla ilgili bazı notlar aldım. Bakın o zaman AK Parti'nin ileri gelenleri Süleyman Soylu şunu söylemiş. Demiş ki ipa sapa gelmez. Genel başkanımız şöyle bir ifade kullanmıştı. Fethullah Gülen'in faaliyetleri durdurulsun. Süleyman Soylu da şöyle demiş. İpa sapa gelmez ama bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalarda bulunuyor. Bunun tesadüf olduğunu bana kimse ifade etmesin. Faruk Çelik de şunu söylemiş. İnsan merkezi bir hizmeti esas alan insana ve insanlara siz görevinizi ve hizmetlerinizi durdurun denir mi? Bir siyasi partinin genel başkanının bu kadar hassas ve aleni bir konuyu görmemesi, böyle bir feraretsizlikte örneğe göstermesi çok üzücüdür. Yani genel başkanımızın ne kadar öngörüşlü, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar öngörüşlü olduğunu inkar eden, onlara bu şekilde ithamlarda ve iftiralarda bulunan insanlardır. Yani bu şekilde bulunmaları. Şimdi de kalkmışlar, aynı çizgiye gelmişler. Genel başkan çözüm süreciyle ilgili ne söylüyorsa %50'lik oy almış diyelim AK Parti. Bugün aynı şeyi söylüyor. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi toplumun istek ve arzularına cevap veriyor. Fakat belli politikalarla, yani AK Parti'nin kamuyu, elindeki para gücünü, medya gücünü, havuz medyasını kullanarak bu algıyı değiştiriyor. Az önce bahsetmiş olduğumuz örnekteki gibi. Anladım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin halkla buluşmamasını engelleyen ya da halkın istek varlığına cevap vermediği bir politika yok. Ama işte sonuç, algı bu şekilde yaratılıyor. Ama sonuç bulmuyor. Yani bir şekilde toplumda da bir şeylerin sonuç bulması lazım. Toplumda ne yapıyor Sayın Başkanım? Düzene mi uyuyor? Sisteme mi uyuyor? Sistemden mi besleniyor? Yani bir yerde bir şey var. Hani baktığınızda Fethullah Gülen konusunda ben de zaman zaman bir şeyler söylediğinde bayağı böyle topa tutulan isimlerden biriyim. Yani sonuçta bu bir süreç içerisinde AK Parti'nin de bu gerçeği kendi içinde çok iyi analiz etmesi lazım. Yani var olma gerçeği ve sonrasında yok olma gerçeğindeki toplum elbet bir gün bunu da mutlaka sorgulayacak. Bir şey daha söyleyeceğim, ben Sayın Başkanımın sözüne de fazla girmek istemiyorum. Basit bir rakam vereceğim ben size. 2002 yılında AK Parti'nin milletvekili sayısı 363, 2007 yılında 340, 2011 seçimlerinde 326, 2015 seçimlerinde 258. Yani aslında AK Parti sürekli olarak düşen bir parti. Ama iktidarda. Ama bu, üç partinin oyu bir AK Parti'nin oyu da yetmiyor. Yani bir işte rakamlar başka bir şey söylüyor. Evet. Evet düşüyor. Hı-hı. Ama rakamlar başka bir ama şey söylüyor. Ama şurada teknik bir detay var. Kaçırılan bir nokta. 2007 yılında AK Parti 340 milletvekiliyle iktidar olduğunda HDP 22 vekil almış. Yani ikisinin toplamı yine 363 yapıyor. Evet. 362 yapıyor. 2001 yılında 326 oy almışken HDP 336 almış. 2015'te 258 almışken HDP 80 vekil almış. Yani aslında
Bize yapılan iftiralardan bir tanesi de şu. Dedi ki siz HDP'yi barajı geçittirdiniz. Rakamlara baktığınızda milletvekillerini kimden aldı, kiminle beraber ittifak yaptı ortaya çıkıyor. Valla siyaset enteresan bir şey başkanım. Yani şimdi bazen toplumun önüne bir şeyleri koyuyorsunuz. Her gün onu anlatıyorsunuz. Yani şöyle özetleyeyim. Beni bir gün X televizyon ekranı bırakın, hani şimdi kendi ekranımızdayız da, ulusal, adı ulusal medya olan ama ulusallaşamayan İstanbul medyasının önüne işte desinler ki Aysun eşek. Her gün Aysun eşek desinler. Ben yürürken acaba bu adam eşek mi diye dışarıda düşünmeye başlarlar. Yani böyle çok belki absürt bir örnek oldu ama böyle de bir medya gerçeği var. Bir de maalesef gördüğüne inanan bir şey de var. Bir yapımız da var. Yani çok çabuk bir şeylerin peşinden de gidiyoruz. Gitmeli miyiz? Hayır. Yani çok da biraz da herkes fazla kendini düşünüyor galiba. Ne dersiniz Sayın Başkanım? Bir de az önceki rakamlarla ilgili sizin de tabii görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Şimdi öncelikle ben rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeç'in bir sözüyle konuya giriş yapmak istiyorum. Bizler politikacı değiliz, bir davanın takipçileriyiz diyor. Yani politikacı bugün Türkçe karşılığı iki yüzlük anlamına evet, geliyor. Yunanca poli ve tikeden evet. Gelmiş, ikisini yan yana koymuşlar. Evet. Biz de poli ve tike böyle yapıyoruz. Rahmetli yani. Başbuğum öyle adlandırıyor. Bizler politikacı değiliz, bir davanın takipçisiyiz. İlkeli duruşumuz 46 yıl önce nasılsa bugün geldiğimiz noktada da aynıdır. Tabii bugün bir algı operasyonundan bahsettik. Yandaş ve candaş medyaların Milliyetçi Hareket Partisi üzerindeki oynamış oldukları oyunlar halkımız da bir şekilde bunu kabulleniyor ve sandığa %16.43'lük oyla yansıdı. Tabii milletimizin vermiş olduğu bu karar bizim başımızın tacıdır. Ama bizler bu vatanın ve milletin hayırlı evlatları olarak iktidara talibiz. Geçmişte canımızı kanımızı vererek milletimize hizmet etmeye çalıştık. Bugün de yetişmiş kadrolarımızla birlikte iktidara talip bir partiyiz. Seçim beyannamelerine de baktığınız zaman ayakları yere basan tek seçim beyannamesi, vaat ettiğimiz konular ayakları yere basan tek partiyiz bizler. Burada evet, medyadan yeteri kadar destek alamıyoruz. Ulusal medyadan özellikle destek alamıyoruz. Ama bizler teşkilat mensuplarıyla birlikte, hatta Necip Fazıl'ın bir sözü kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen, ben yoksam kimse yoktur düşüncesiyle teşkilat mensuplarımızla birlikte, inanın il başkanımızdan, milletvekili adaylarımızdan, ilçe yöneticilerimizden, delegelerimizden, üyelerimizden herkes canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz onlarla birlikte sahadayız. Evet, bugün ülkemizin gelmiş olduğu noktadaki duygu ve düşüncelerimizi halka birebir temas ederek aktaracağız. Allah izin verirse de 1 Kasım seçimleri farklı bir seçim olacağı düşüncesindeyim. 7 Haziran'da sarı kart verilen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci sarı kartla oyun dışı bırakılacak. İki sarı karttan sonra üçüncü maça. Ben pek öyle olacağını zannetmiyorum ama. Benim duygu siz ve düşünce... Elbette yani politikasını tabii ki yapıyorsunuz da ben çok yani şöyle dışarıdan baktım da bir daha az çok siyaseti okuyoruz yani hani ne olduğunu görüyoruz. Çok öyle çok fazla değişeceğini oranlarını zannetmiyorum. Bireysel fikrim tabii. Tabii o sizin düşünceniz. Biz de bütün gün halkla iç içeyiz. Halka dokunarak derdimizi anlatıyoruz. Ve şuna ben kalben inanıyorum. Artık vatandaşlarımız sırtını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dönmüştür. Burada yüzünü nereye döndüğü önemli. Yüzünde kim derdini anlatabilirse ona dönecektir. Burada da en yakın halkımıza Milliyetçi Hareket Partisi olarak ben görüyorum. Evet. Sayın Devlet Bahçeli ile Ankara'da İsmet Bey'in de olduğu bir ortamda, makamında baş başa bir görüşme şansımız olmuştu bir süre önce. Aynı soruyu direkt kendisine de sordum. Bir de hani Sayın Bahçeli de böyle çok gülmüyor falan dedi ama bayağı böyle keyifli bir hakka attı. İnanacaklar demişti. Keyifli de bir sohbet olmuştu. Yani sizin söylediklerinizle de örtüşüyor. Benzeri bakış açısını söylemişti. Tabii ki sandıktan çıkınca göreceğiz sonuçları. Tabii sandıktan ne çıkacak? Rakamlar oynar mı Sayın Başkan? Değişir mi? Bu rakamlarla şu rakamlarla yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olma şansı yok.
öyle görüyorum. Yani bu rakamlarla konuşursak. Ama süreç çok şeyi değiştirebilir. Tabii şu 1,5 aylık süreç, yani daha önce 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne değişti? İyi olan bir şey var mı? Onu sorgulaması gerekir. Bu iktidar partisi tek başına seçimlere ne kadar, tek başına iktidar olana kadar mı devam ettirebilecek bu seçimlere? Olabilecek mi? Olabilecek yani, mi? Yine aynı yani, tablo doğarsa mesela şu anda mesela bir de o var. O sahaya indiğimizde, vatandaşla konuştuğumuzda anlatıyoruz. Mesela bunun sorumlusunun MHP olduğunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu koalisyonu kurma. Ama birebir gidip anlattığımızda ve gerçekten dokunduğunu anlattığımızda hak verip tekrar bize yönelmeler başlıyor. Dediğimiz gibi bu 7 Haziran'la 1 Kasım arasında değişemiyor. Ekonomide bir düzelme yok. Zaten iktidar da yok şu anda mevcut. Da resmiyette olsa da uygulamada bir iktidar da yok. Bakanlıkların oluşmasında işte HDP'li adını almak istemiyoruz. Bakanlıklar var. İlk açıklaması da çok acı, ne acıdır ki kendi meclisimizdeki bir bakanımız, bizim bakanımız değil de birilerinin bakanı çıkıyor ilk açıklamasında Ermeni tanıyor. Ermeni mezar tanıyor. Yani nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl bir... Bunları vatandaşın değerlendireceğine inanıyorum ben. Evet. Ve dediğimiz gibi yani 1 Kasım'dan bu zamana değişen bir şey yok. Bizim durduğumuz nokta 1 Kasım 7 Haziran'da neyse şu anda da aynı noktadayız. Ve iktidar partisi bile bizim safımızda yer almaya başladıktan sonra artık vatandaşın aslı varken yedeğiyle uğraşmamasına temenni ediyoruz ve anlatacağız. Dediğimiz gibi başkanlarımın da dediği gibi medyamız yandaş ve ayrılmış candaş olarak ayrılmış var. O eksiğimiz var. İnşallah o eksiğimizi de bu seçim döneminde atlatacağız. Her yer basında çünkü vatandaşa sahaya indiğimizde mahalleye veya esnafa belli kişiyle ama bir basında bir saatlik veyahut da 10 dakikalık bir programla çok büyük kitlelere ulaşma şansımız var. Büyük ihtimalle genel merkezimiz onları değerlendirecektir. Vekil adaylarımız da onları göz önüne alarak basını daha fazla kullanacağız ve bu olan biteni şimdi ne acıdır ki şunun kongrelerini izledim ben en son AK Parti'nin. Yani tek devlet tek millet biz demiştik. Baktım büyük bir şeyle panoyla asmışlar tek devlet tek dedim bu bizim kongremiz mi acaba yapılıyor şeklinde bir algı oluştu bizden de. Çünkü kopya mı çekiyor iktidar partisi yani, ne dersiniz? Türk kelimesini ne mutlu Türk'üm kelimesini kaldıran kişilerin şimdi ne değişti de 1,5 ayda diyelim yani ne değişti bu 3 ayda da tam bir ters söyleme geçti. Vatandaşımız bunları mutlaka evet. Görecektir diyor. Biz de ilçe olarak bir çalışma başlattık zaten. Yani biz bir şey demeyeceğiz. Sadece onların bir öncekiyle bir sonraki sözlerine yan yana koyacağız. Bunların değerlendirmesini isteyeceğiz vatandaşımızdan. Ve olumlu sonuçlar da alacağımıza ben inanıyorum bu seçimlerde. Tabii Nilüfer'de neler söyleyeceğinizi şimdiki turda hemen geleceğim tekrar da. Tamam. Sevgili başkanım ben geldim Osman Gazi'ye. Anlatın dedim. Bunu böyle seçim boyunca da söyleyeceğim. MHP beni nasıl ikna edecek ve Osman Gazi'ye nasıl ikna edeceksiniz seçmeni? Yani şimdi, nasıl dokunacaksınız? Hı. Ne söyleyeceksiniz? Bir de mutlaka siz de mahalle mahalle sandık sandık analizlerinizi yaptınız. Hı. Nerede eksiz, nerede ne yapmamız lazım? Nasıl hazırlanıyor MHP Osman Gazi? Şimdi biliyorsunuz Osman Gazi ilçesinde 1655 tane sandık var. Evet. Yedekleriyle beraber bu 2 katına çıkıyor. Aynı zamanda 148 tane okul mevcut. Biz bütün arkadaşlarımızı bu şekilde geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de görevlendirdik. İlk önce sandığa sahip çıkacağız dedik geçen seçimde. Ve şöyle bir yazılım programı gerçekleştirdik. Çünkü biliyorsunuz bu sandıklarla alakalı yani AK Partili arkadaşların biraz böyle güvensizlik telkin ettiklerinden dolayı vatandaşımıza bir yazılım programı gerçekleştirdik. Bu yazılım programı bizim almış olduğumuz ıslak tutanakların, ıslak imzalı tutanakların kendi sistemimize girerek bu sistemin de YSK ile senkronize çalışmasından herhangi bir sonucun yanlış yazılmasını engelleyecek bir yazılımdı. Arkadaşlarımız bunu yaptılar. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Osman Gazi ilçesi olarak geçen seçimde şunları yaptık. Kanaat önderleri dediğimiz mahallemizin muhtarlarıyla ilk önce bir araya geldik. Orada AK Parti'nin
Şimdi bazı rakamlar çaptırıldığı için sürekli olarak AK Parti tarafından. Yani algıyı çok güzel yönetiyorlar bir kere. Şunu yapıyorlar. Biz 90'lı yıllarda dünyanın en büyük 13. ekonomisiyken bugün 18. ekonomisiyiz. Ve şu söyleniyor. Diyor ki biz artık o kadar büyüdük ki artık dünyanın en büyük 18. ekonomisi olduk. Ya zaten biz 13.'yüz. Daha büyüktük. Şimdi bir Fatih projesi diye bir proje gerçekleştirdiler biliyorsunuz. Okullarda tablet bilgisayar dağıttılar. Dediler ki bu dünyada hiç yapılmadı. Ne Amerika'da yapıldı, ne Avrupa'da yapıldı. Bunu dünyada ilk uygulayan ülke biziz. Fakat şunu biliyorlardı. Amerika ve Avrupa'da bunlar belli pilot bölgelerde uygulandı. Uygulanan projeler. Ve bu projeler eğitim kalitesini %25-%30 düşürdüğü için Avrupa ve Amerika bunlardan vazgeçti. Fakat biz de bu böyle pompalandı. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesiymiş, eğitim projelerinden bir tanesiymiş gibi. Bazı yandaşları bunlardan çok güzel paralar kazandılar. Fakat burada mağdur olan yine ülkemizin çocukları ve gençleri oldu. Yani AK Parti önüne gelen ne varsa bunu nasıl paraya çeviririm? Yani bunu şehrimizde de yaşıyoruz biliyorsunuz. Yani Bursa'daki yaklaşık 17 tane büyükşehirle beraber 18 tane belediyenin 16 tanesi kendilerinde, büyükşehirle beraber 17. Her yerinde otopark var. Yollara çizgiler çiziyorlar. Duruyorsunuz arabanızı kitlemeden 6 lira 7 lira para alıyorlar. Yani ben oturmuşlar şunu yapmışlar. Biz vatandaşın cebindeki parayı nasıl alırız? Bu hesaplanıyor AK Parti tarafından. Vatandaş da bundan rahatsız ama rahatsız olduğunu bilmiyor. Bir de biz sizleri davet ettik buraya, bir de şimdi otopark parası. Çıkarken vereceğiz. Eyvah eyvah. Bunu. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum ben. İlk önce bu algının insanların üzerinden kalkması lazım. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunu yapacak ekonomik gücü diğerleri gibi değil. Yani bizim belediyelerimiz yok. Belediyeden iş alacak olan iş adamlarımız yok. Belediyeye iş yapan müteahhitlerimiz yok. Yani bize böyle sürekli para akışı yok. Biz bunu genelde bireysel olarak yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Ve bizim asıl hedef kitlemiz gençler. Gençlerde şöyle bir istek ve arzu var. Gençler artık, ya şöyle bir komik bir şey olabilir mi? Geçen, hatta bugün Suriyeliler yürüyor biliyorsunuz şeye, Yunanistan sınırına doğru. Yunan Suriyeli'ye soruyor, diyor ki Türkçe öğrenmiş burada. Niçin gidiyorsunuz diyor Türkiye'den. Vallahi diyor burası çok pahalı. Nasıl pahalı diyor. Biz diyor Suriyeli olduğumuz için diyor bize 1.000 lira veriyorlar. Evet. Kiralar da diyor 600 lira. Şimdi bu ülkenin gerçeği bu. Hani bu ülke bizim olduğu için biz burayı terk edemiyoruz. Bir gün Akil insanlarla ilgili bir program vardı. Van'da bir abi çıktı. Akil insanlar sanırım bir Kanal 7 İskele Sancak programıydı. Dedi ki ben dedi olağanüstü halde büyüdüm Van'da. Yani bizde belli sokakların dışında yürümek yasak, belli saatten sonra sokağa çıkmak yasak, 3-4 kişiden fazla toplanıp gezmek yasak. Ve ben olağanüstü halde büyüdüğüm için olağan bir halin nasıl olduğunu bilmiyordum. Ben bir gün dedi İstanbul'a yolum düştü, karayoluyla gittik. Bizi Van'dan Erzincan'a kadar tam 23 defa dedi aradılar. Yani önceki olağanüstü nasıl kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Polis ayrı aradı, asker ayrı aradı. Jandarma ayrı aradı, özel hareket anlattı bu şekilde. Defalarca aranmışlar. Erzincan'dan Ankara'ya kadar bir tane trafik polisi gördüm. Ankara'dan İstanbul'a kadar görmedim. İstanbul'a indiğimizde akşam saatiydi. Baktım insanlar parklarda geziyorlar, burada oldukları gibi eğleniyorlar, koşuyorlar, düğünlere gidiyorlar, derneklere gidiyorlar. Yani dedi ki ben olağanüstü halde yaşamaktan olağan bir hali nasıl olduğunu görmedim. Şimdi insanlarımız yurt dışına çıkmadıkları için çok fazla bu ekonomik güce sahip olmadıkları için refah ülkesi nedir? Ekonomik özgürlük nedir? İstikrar nedir? Yani biz de diyoruz ki istikrar bu. Yani tek başına iktidar oldum istikrar oluyor. Yani doları 1,5 liradan alıp 3 liraya çıkartmak ne bileyim işte diyorlar ya biz gayri safi milli hasılayı 2000 dolardan aldık 10.000 dolara çıkarttık. Yani alım gücünüzü 5 kat arttırdık. Ben bazen soruyorum. Cebe bakıyorsun kaç kat? Yani diyorum ki çok anlat. 2002'de aldığın etin 5 kat fazlasını alabiliyor musun şu anki maaşını? Alamıyorsun. Az önce Osman Başkanım da söyledi. Yani bazı rakamlar verdi. Ekonomik olarak erimişiz. Vatandaşımızın alım gücü zaten yok. Şunu demek istiyorum. Biz bu fikirlerimizi ve sözlerimizi ve söylemlerimizi genelde gençler üzerinde söylüyoruz. Çünkü ben AK Parti'nin kongrelerine düzeltiyorum, mitinglerine bakıyorum. Genelde hep yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz var. Yani artık şunu demek istiyor gençler. Biz bu işten sıkıldık, bu işten bıktık. Bir de gençlerin algısı tabii ve refleksleri tabii. Daha da hızlı. Yani siz bir rakam verdiğiniz zaman gençler şunu yapıyor. Bazen kahve toplantılarımız oluyor. Hemen masanın altından Google amcaya soruyorlar. Hani
Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ya zaten yani Hazreti Google olmasa çarpacağız bir tarafa yani. Yani onlara bakıyorlar gençler. Yani gençleri kandırmanız o kadar kolay değil. Yani AK Parti oy veren kitleye baktığınız zaman da genelde bunlar gençler değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Geleceğin Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yıldız Parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani bakın buraya bu kadar şey aldınız. İlçe başkanı aldınız. Sanırım yaş ortalaması en genç olan. Evet. Yani biziz. Osman Gazi'yi bırakın. Ya Bursa'daki en genç ilçe başkanı benim. Yani şunu demek istiyorum. Gençlerin yönelişi, gençlerin beklentileri Milliyetçi Hareket Partisi'nde. CHP'liler de genç şimdiki yapı. Doğrudur ama işte ben başkanlardan bahsediyorum. Yok başkanlardan bahsettim. Öyle mi? Şimdi şunu demek istiyorum. Yani bizim asıl hedef kitlemiz gençler. Biz gençlere yönelik plan ve projelerimiz var. Şu anda genel merkezimize de ilimiz kabul ederse Osman Gazi olarak bunları yapacağız. Obama Amerika'da seçimi gençlerle kazandı. Yani çok farklı operasyonlarla damardan girdi. Gençlerle bir noktaya geldi. Tamamlayacak mısınız sözünüzü hemen? Yani şunu demek istiyorum. Osman Gazi ilçesinde dediğim gibi gençlere yönelik plan ve projelerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ne var ediyor. Mesela Sayın Başkanım? Ya yani aslında biz ben şimdi 50 yaşındayım da çok genç falan değilim galiba. Orta yaşlı oldum şimdi, galiba. Ama bir yani, önceki seçim çalışmalarında şunu yaptık. Biz Cumhuriyet Caddesi'ni biliyorsunuz. Bir gence gittiniz. Ne anlatıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Yani bir genci nasıl ikna edeceksiniz? İlk önce kandırıldığını kanıtlıyoruz ona. Yani AK Parti tarafından kandırıldığından bahsediyoruz. Diyoruz ki işte diyor ki 3. köprü yapılıyor. Şimdi gençlerimize bu yollar, köprüler, havaalanları yani çeşitli şeylerle işte bunlar daha önce yoktu, işte şimdi var, şunlar yoktu, bunlar şimdi yapılıyor vesaire bunlardan bahsediliyor. Biz aslında biliyorsunuz 3. köprü yapılıyor. Yani AK Parti'den önce 2 tane köprü zaten yapılmış. Bunlar zaten yapılabilen şeyler. Havaalanından bahsediliyor. İşte bunda yok gezi biraz olaylarını... Sorgulatmaya yönlendiriyorsunuz. Yani evet. Siz şimdi şöyle düşünün. Amerika'daki bir genç ortalama $3,000 şey alıyor. Ne derler ona? Asgari ücret alıyor. Aldığı bu ücret benzin $1. Yani 3000 litre benzin alabiliyor. Şimdi sen bunu Türkiye'de almaya kalksan yani gençlerin biliyorsunuz araba merakı var. Ya bizde suyla gidiyor ya arabalar. Onunla. Yani almaya kalksanız 12 bin liralık bir alım gücüne sahip olmalısınız ki herhangi bir Amerika'daki gencin asgari ücretle alabildiği benzin litresini alabilirsiniz. Araba fiyatlarına bakıyorsunuz. Şu anda biz dünyanın en pahalı arabalarına biniyoruz. Yani bunu siz de biliyorsunuz. Yani arabaların üzerindeki vergi dünyada hiçbir yerde yok. Evet. Benim bildiğim yerli bir araba ama dünyanın en pahalı arabası. Sayın Başkanım, size geçmeden bir kısa reklam arası versek ayıp olmaz değil mi? Estağfurullah. Tamam. O zaman bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.